Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. Bugün sizlerle birlikte Trigonometri Kampı'nda kitabımızın, fasikülümüzün birinci bölümünün üçüncü testini çözeceğiz. Toplamda 50 tane soru var gençler biliyorsunuz. 102 tane soruyu çözmüştük. Bugün bir de aydınlık bir havada sevgili arkadaşlarım. Şöyle sizlerle buluşalım dedik. Hep böyle karanlık yüzümüzü görüyorsunuz. Biraz da böyle aydınlık, nurlu yüzümüzü görün dedik. Bugün perdemi açtım gençler. Tabi yine spot ışığı falan spot ışığı mı artık neredeyse softbox ne alsa onu falan açtık ama yine de böyle içimiz ferah ferah bir video çekelim ama yüksek ihtimalle video biterken hava yine kararacak ve biz yine karanlıkta kalacağız. Her neyse şimdi biz bugün kaçıncı sayfaları çözeceğiz sizde biliyor musunuz? Nereden başladığımızı hemen söyleyelim size. Ee, söylüyorum 77. sayfadan başlıyoruz arkadaşlarım. Ta ki kaça kadar? 87'ye kadar sevgili arkadaşlar devam edecek bu serüven bu videoda. Evet kitabımızı almak isteyen ve kampa katılmak isteyen arkadaşlarım varsa da açıklama kısmında satın alma linki mevcut sevgili gençler. Tek tıkla satın alabilirsiniz. Evet artık başlayabiliriz dersimize. Hadi bakalım. Evet şimdi ilk sorumuzda gençler aşağıda bir açı ölçer ve üzerindeki bazı açılar verilmiş. Alfa açısının radyan türünden eşite soruluyor. Öncelikle bak burası 135 burası 40 ise bunların arasında 95 derecelik bir açı vardır. E burası 95 ve şurası 20 ise demek ki buraya 75 kalacak. O halde şu cümleyi kuracağım. Eğer 180 derece pi radyansa 75 derece kaç radyandır diyeceğim. Bu da bana 75 pi bölü 180 eşittir. İkisi verecek sadeleştirdiğimiz takdirde cevabı bulacağız. Ee, burada ben bu kısmı 15 ile sadeleştirirsem 5, burayı 15 ile sadeleştirirsem 12 gelir. 5 pi bölü 12 bana cevabı vereceği için doğru cevap D şıkkıdır deriz. Devam ikinci soruyla aşağıda merkezil birim çember üzerinde çizilen bir AOB üçgeni verilmiş. Bu ABO üçgeninde şurası 75'miş Şimdi hocam, burası 75. Bak, burası yarı çap, burası yarı çap olduğu için burası da 75'tir. 75, 75, 150. Ahan da buraya 30 kalır. E burası 30 hocam, şurası 60'tır. E burası da 180'di. 180 artı 60'tan demek ki bu alfa derecelik açı bize 180 artı 60'tan 240 dereceyi veriyormuş. Bu cebimizde kalsın. Devam. Taralı alan kök 3 bölü 4 birim karedir denilmiş. Şimdi taralı alanı bulmak için sinüs alan teoreminden faydalanabilirim. 1 bölü 2 çarpı. E şurası 1, burası 1 olduğu için 1 çarpı 1 çarpı sinüs 30 demem gerekiyor. E bu da 1 bölü 2 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 idi. 1 bölü 4'ü verir bize. Yani kök 3 bölü 4'ü vermez gençler. O halde birinci öncül cortladı. İkinci öncüle bakıyorum. A noktası eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2'dir demiş. E şimdi hocam şurası 60'tı biliyorsun. O halde şurası eksi kosinüs 60'ı verir bana. Eksi kosinüs 60 yani absisimiz eksi 1 bölü 2'ymiş. E burada absise ne demiş bak eksi kök 3 bölü 2 demiş. Demek ki yanlış. O halde ikinci öncülü de çortladı. Hangisi doğrudur diye soruluyorsa demek ki cevap yalnız 3 olacakmış. Biz işaretleyelim C'yi. Alfa açısının ölçüsü 240'tır demiş. Biz zaten bunu bulmuştuk. Dolayısıyla üçüncü öncül doğrudur ve cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Evet sağ üst taraftayım. Aşağıda çapı 18 santim ve merkezi orijin olan hamster çemberinin görseli bize verilmiş. A noktasından harekete başlayan hamster yani şuradan başlayan hamster pozitif yönde yani şu tarafa doğru 3 tur döndükten sonra bir de buraya kadar gelmiş. Yani 135 derecelik açı yapmış. Esas ölçüsü 135 derece. Hamster merkezi birim çember üzerindeki K0'a 1 noktası. 0'a 1 noktası neresi? Tam olarak şurası. Buraya x diyelim. Buradan başlayarak aynı hareketi yapsaydı duracağı noktanın koordinatları. E buradan itibaren 135 derece olurdu. Yani bu buraya gelirdi diyebiliriz. O halde hamster artık B yerine buradaki B üst noktasına gelecektir deriz. E bunun koordinatları çarpımı sorulmuş. E burası 135 ise burası 45'tir demek ki burası da 45. E ben burada bunun apsisinin eksi kosinüs 45 olduğunu yani eksi kök 2 bölü 2 olduğunu e bunun ordinatının da eksi kök 2 bölü 2 olması gerektiğini biliyorum. Ordinat, e, koordinatları çarpımı sorulmuş. Ben bununla bunu çarparsam bir kere sonuç artı olur. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. 2 kere 2 4 yapar. Demek ki koordinatlar çarpımı 1 bölü 2 gelir. O halde doğru cevabımız da D seçeneği olur diyebiliriz. Devam. Dördüncü soru. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. ACE ile ECD açıları eşit ve şunlar. Ee, şurası da B açısı da 43 derece 18 dakikaymış. Alfa açısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere ben şuranın 90 olduğunu biliyorum. E şurayı da bana 43 derece 18 dakika olarak vermiş. Ben bu ikisini toplarsam kendisine e, e, komşu olmayan dış açının ta kendisine eşit olacaktır. O halde bunları toplarsak 133 derece 18 dakika gelmesi gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi burası... Alfa alfadan 2 alfa. Benden alfa isteniyor. Bak bu 2 alfaysa demek ki ben 2'ye böleceğim bunu. 133 de 2'ye bölünmediği için ben burayı şöyle yazayım. Bu 132 derece, e bir derecesi nereye gitti? Hemen yana devredelim. Yani 60 dakika olarak bunun 18'in sün eklersem 78 dakika yapar. Bu 2 alfa ise. Alfa nedir arkadaşlar? 2'ye böldüğümüz takdirde 132 2'ye böldüm 66 derece. 78'i 2'ye böldüm 39 dakika yaptı. Bak alfa neymiş? 66 derece 39 dakika. Yani cevap B şıkkında verilmiş deriz. İlk sayfamız böylelikle bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim ikinci sayfadaki 5. sorumuzda. Aşağıda o merkezli birim çember ve bu çembere T noktasında teğet olan D doğrusu verilmiş. Bak şu doğru. T, O, C açısı da alfaymış. Yani burası. Boyalı bölgenin alanı tan alfa bölü 2 eksi pi alfa bölü 360 demiş. Bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurasının 1 olduğunu biliyorum. Burası da t, t indirilen yarı çapı olduğu için dik olduğunu biliyorum. O halde şu kısmı bulabilir miyiz? Bu kısmı buluruz arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Mesela ben bu alfanın tanjantını hesaplamak isteseydim. Tanjant alfa eşittir. TF bölü 1 diyecektim e, tf demek ki direkt bana tanjant alfayı veriyormuş o halde bak burası neymiş tanjant alfaymış e, burası tanjant alfaysa artık ben buradaki büyük üçgenin alanının yani şu kısmın alanının hatta şuraya a buraya b dersem a ile b'nin toplamının ne olduğunu biliyorum tan alfa bölü 2 olması gerektiğini biliyorum boyalı bölge b olduğu için a'yı bu tarafa göndereceğim ve eksi a diyeceğim böylelikle b alanı tan alfa bölü 2 eksi a olacak. Peki a dediğimiz şey yani buradaki pizza diliminin alanı nedir? Tabii ki pi çarpı alfa bölü 360 derecedir arkadaşlarım. Yarı çap 1 olduğundan. E, gerçi yarı çap 1 olsa da olmasa da hiçbir şey fark etmeyecekti. Pi çarpı alfa bölü 360. Yok 1 olmasının faydası var. Pire kare diyoruz çünkü. Pekala o zaman tan alfa bölü 2'den. Demek ki ben pi çarpı alfa bölü 360 dereceyi çıkarırsam alanı bulurum. Boyalı bölgeyi birinci öncü doğru. OF 1 artı tan kare alfadır demiş. OF şurası. Bak burası zaten Dik üçgende pisagordan yaparsak. 1 artı tan kare alfa. Evet ama kare kökü olması gerekiyordu. Demek ki bu yanlış. Fc'den de'yi çıkarırsan diyor. Fc şurası. De burası. Bundan bunu çıkarıp. Et artı tf'ye bölersem. Et şurası. Tf burası. Buna bölersek. Kos alfa eksi sin alfayı buluruz demiş. Şimdi öncelikle gençler. Buradaki ben bu alfanın ile sinüsünü toplarsam. Birden daha büyük bir sonuç elde edeceğimi biliyorum. Çünkü bak burası hipotenüs 1'di. 1'den büyük gelecek. E şimdi o halde şöyle diyelim. Fc eksi gerçi kosinüs şeyi toplamıyoruz değil mi? Tamam çok özür dilerim. Şurası tan alfa ya. O zaman ben buraya kot alfa diyebilirim. Et ile e, tf'nin toplamı tan kot alfa artı tan alfa. Kısa yoldan yaparım dedim ama yemedi. Fc'den de de çıkar demiş. Fc dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Şu kısmı bir sileyim ben. Daha rahat görelim. Şurayı hesaplamak istiyorum. Şurası 1'di. Burayı unutmayalım. Burası da 1 artı tan kare alfanın kare köküydü. E 1 artı tan kare alfa dediğimiz şey bak 1 artı s kare bölü c kare dediğimiz şey 1 bölü c kareden sekans karedir. Aslında 1 bölü c kare diyebiliriz tamam mı? 1 bölü c karenin kare kökü nedir? 1 bölü c'dir. Şimdi 1 bölü c'den 1'i çıkaracağım. Bu şekilde ben cf'yi bulurum. 1 bölü c'den 1'i çıkardım. E hocam d'yi bulmak için de 1 bölü s'den 1'i çıkarmaz mıyız? Evet aynen öyle. E bundan da bunu çıkar diyor. E şimdi eksi 1 artı 1 birbirini götürecek. 1 bölü c eksi 1 bölü s bölü kotanjant alfa artı tanjant alfa. Yani s bölü c artı c bölü s. Şimdi burayı bir düzenleyecek olursak. Ben bunu s ile bunu c ile genişletecek olursam s eksi c bölü c s gelir. Bölü alt tarafa bakıyorum. Burayı c ile burayı s ile genişletirsem eğer eee C ile S ile olmaz. S ile C ile olur. Şöyle S kare artı C kareden 1 gelir ve S C gelir. S C'ler gider S eksi C gelir. Bak S eksi C geldi. C eksi S değil. O halde üçüncü öncülümüz yanlış. Cevap neymiş gençler? Yalnız birmiş. O halde doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir deriz. Altıncı soru aşağıda o merkezli birim çember ile bu çembere t noktası teğet olan x eşittir işte, eksi 1 doğrusu verilmiş. TAB üçgeninin alanının alfa türünden eşiti soruluyor bana. Yani şuradaki boyalı bölgenin alanını alfa türünden ifade et demiş bize. Şimdi ben bunu böyle çektim. Şurası sevgili arkadaşlarım şunu da e, bakalım. Şuranın tamamı TC. Türkiye Cumhuriyeti. Burası tamamı nedir? 2'dir. E burası 2 ise burası da çevre açı bak çapı görüyor. Demek ki burası dik. burası dikse o zaman şu AT dediğimiz uzunluk 2 sinüs alfa'dır. AC dediğimiz uzunluk 2 kosinüs alfadır. Tamam mı? Peki. Şimdi bu buradaki uzunluk bak lütfen bunu unutma. Pekala. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam şöyle diyebiliriz bak. iyi dinle beni. Ben buradaki boyalı bölgenin alanını hesaplayacağım ya. Yani. O halde burası 2 sin alfa, burası 2 kos alfa ise burası 2 sin alfa, burası 2 kos alfa. Boyalı. ha tamam tamam şimdi oldu. AB'yi hesaplayabilir miyim acaba? AB'yi hesaplarsam çarpar 2'ye bölerim, değil mi? İkisini alfa'yla AB'yi çarparım, 2'ye bölerim. Hesaplanabilir mi? Hesaplanabilir. Neden biliyor musun? Çünkü bak burası dik. Dikten de dikindini görüyorsun. O zaman öğüt. Şunun karesi 4 sin kare alfa eşittir 2 kos alfa'yla 2 kosinus alfa'yla AB'nin çarpımıdır. Şimdi AB uzunluğunu bulabiliriz nasıl? Karşı yatarım. 2 ile, 2 ile 4 sadeleşti işte 2. 2 s kare bölü c yaptı. AB uzunluğu bu. Şimdi ben AB ile 2 sin alfayı çarpıp 2'ye bölersem cevabı bulurum. Yani 2 s kare bölü c ile e, AB uzunluğu buydu. 2 sin alfa yani 2 s'yi çarpıp 2'ye bölersem çarp çarp ikiler gitti. Bana cevabı verir. Yani 2 s küp bölü c. Ya hocam bu da 2 s küp çarpı 1 bölü c neydi? sekant alfa. Yani ikiz çarpı sin küp alfa çarpı sekant alfa benim cevabım olacaktı. Bu da bana B seçeneği de verilmiş gençler. Evet altta soru yok. Sağ üst tarafa geçiyorum. Yedinci sorum için. Şu kısmı bir sileceğim. Ve devam edeceğim sorumu çözmeye. Buradaki mavi dikdörtgenin alanı sorulmuş bize. Şimdi hocam burası alfa ya. Burası alfa. E burası da bir zaten. Tamam çok güzel. E yarı çapa eşit. Bak burası bir. Şimdi şurası nedir? Hocam burası sinüs alfadır. Burası sinüs alfadır. E burası nedir? 1'dir. E çok güzel o zaman uzun kenar 1 artı sinüs alfa. E kısa kenarda zaten 1'di. 1 kere 1 artı sinüs alfa. 1 artı sinüs alfayı verir. Cevap A şıkkıydı. 8. soru. Hemen şurayı sildim. Devam yoluma. Tan x ile kot x şurayı silememişim. Hala silemiyorum. Çünkü neye basıyorum? Başka bir şeye basıyorum. Delete, Delete haricinde başka bir şeye basıyorum. Tan de kot toplamı yani s bölü c ile c bölü s'nin toplamını e, sekant artı kosekant yani bir bölü c ile bir bölü s'nin toplamına oranı. E, üst taraf gençler burayı s ile burayı c ile genişletirsek s kare artı c kare bölü s olduğu için bir bölü s gelir. Alt kısımda da burayı s ile burayı c ile genişletirsem s artı c bölü s gelir. s gider. E ne kaldı geriye? 1 bölü s artı c kaldı. E ben bunu diyor ki s artı c ile çarp. Bunlar da gider. Cevap neymiş? 1'miş. O halde doğru cevabımız C şıkkı olacaktı diyorum ve devam ediyorum gençler 9. sorumuzda. Aşağıda ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi olan bir ABC üçgeni biçimdeki karton verilmiş. Karton AB kenarı B köşesi BC üzerine gelecek şekilde aşağıdaki gibi katlanıyormuş. Şimdi burası 20, burası 25. Aha da bunu şu şekilde bak şöyle yapmış. Şu şekilde yapmış. Bunu da almış şu tarafa doğru katlamış. Bak mavi yüzü de burada arkada görünecek biçimde kalmış. Şimdi bunu katlayınca şu şekilde bir görüntü oluşuyor ya. Şöyle bir görüntü oluşuyor ya bak. Şurası 7'ymiş. Tamam. Şimdi burası A. Burası A olduğunu biliyoruz artık. Çünkü katlanmış üst üste gelmiş. Bu A'lar birbirine eşit. 2A artı 7 25 ise 2A 18'dir. Demek ki bu A dediğim şeyler şöyle kuyruklarını uzatırsak 9'a 9 olur. Tamam. 9, 9, 18, 7, 25. Tamam güzel. Şimdi ne demiş? B üstü C 7 santim demiş. E şurası hala 20 santim. Şu 25 artık şurada görmezden gelebiliriz. Buna göre sinüs B, ile tanjant A, B işleminin sonucu. Bunları topla demiş. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. B, dediği yer bak. B, A, C. Yani gençler şuradaki açının tamamından bahsediyor. Buranın sinüsü, bir de tanjant ACB. ACB dediği yerde şurası bunun tanjant. Yani şuranın tanjantı soruluyor. Bir kere şuranın ben 9 olması gerektiğini biliyorum. Tamam mı? Daha sonrasında şurası kaç? 9, 7 daha 16 yapar. E burada 16. Ben şuranın dik olduğunu biliyorum katlandığı için. Çünkü şurası dik. Daha sonrasında burası 16, burası 20 ise e ne diyebiliriz? 12, 16, 20. Yani 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 5 katı. O zaman şurası kaçtır? 12'dir. Şimdi 9, 12 var. 9, 12. O zaman şurası nedir? 15'in ta kendisidir. Burası da 15. Ee, yine aynı şekilde demek ki burası da 15 olmalıymış. Pekala. Şimdi burada şunu fark edelim. Şurası kaçtı? 25. E burası kaç? 15. E burası kaç? 20. 15, 20, 25. E burası da 3, 4, 5 üçgen. Yani şurası 90'mış arkadaşlar. E burası 90 ise BAC'nin sinüsü sorulmuştu. Sin 90 kaç yapar? 1. Şöyle yapalım. Şurası 1. Tamam mı? Tanjant ACB e artık 12'yi biliyoruz. Burada da 16'yı biliyoruz. E o zaman tanjant karşı bölü komşudan 12 bölü 16'dır. Yani 3 bölü 4'tür. İkisinin toplamı sorulmuş. 1 ile 3 bölü 4'ü toplarsam 7 bölü 4 gelir. O halde doğru cevabımız da bizim şuradaki hemen E şıkkıdır diyebiliriz. Devam 10. soru. Aşağıda bir tane yay ve ucuna konulan ağırlık görseli verilmiş. X kilo birimine göre ağırlığı göstermekte olup yayın esnemesi ise yayın ucuna takılan ağırlığa göre değişimde veren fonksiyon hx eşittir 50 artı k çarpı sinüs pi bölü 6 ile ifade edilmekte. Şimdi ben diyor yayın ucuna 1 kilogram ağırlık takılırsa diyor yayın esneme yüksekliğinin 65 birim olduğu biliniyor. Şimdi 50 artı bak x gördüğümüz yere 1 yazacağız. K çarpı sinüs 1 yazarsam burada pi bölü 6, pi bölü 6 30 derecedir. E, sin 31 bölü 2 idi. 50 artı k bölü 2 neymiş? 65 ise k burada 30'un ta kendisidir. k sabitti ve 30 olarak bulduk. Şimdi burası 50 artı 30 çarpı sinüs pi x bölü 6 olması gerektiğini biliyoruz. Eğer x 3 olursa diyor. x 3 olursa 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 gelir. Sin pi bölü 2'den 1 gelir. 50 artı 30'dan da 80 santim genişleyeceğini biliriz, esneyeceğini biliriz. Cevap B şıkkı olur gençler. Devam ediyorum 11. soruyla. Aşağıda Barış ve Cem'in denizin A noktasından yüzerek sırasıyla B ve C noktalarına gideceği rotaları verilmiş bize. Şimdi şöyle yapalım şeklimiz görünsün. Barış sahile dik doğrultuda yüzerken Cem aralarında alfa derecelik açı olacak şekilde yüzmektedir. Yani Barış'la Cem'in aralarındaki açı alfa. Doğrultular arasındaki, yüzme doğrultuları arasındaki açı alfa. Barış'ın hızı dakikada 10 ve Cem'in de 26'ymış. Bu iki arkadaş aynı anda harekete başlamışlar ve aynı anda da kıyıya varmışlar. O halde aldıkları yol hızlarıyla doğru orantılıdır deyip ben buraya 10K, buraya 26K diyebilirim. Pekala bak bu 5'in 2 katı, bu 13'ün 2 katı. Demek ki 12'nin 2 katı olan 24K da burasıdır. Harekete başlayıp aynı anda kıyıya vardıklarına göre tanjant alfa yani karşı bölü komşu 24'ü ona bölersem 2,4'ü bulurum. Doğru cevap D, seç D, seçeneği olur sevgili gençler. Evet devam 12. soru Mehmet şemsiyesiyle aşağıdaki gibi o merkezi birim çember şeklinde dairesel bir görüntü oluşturuyor. Peki BAO açısı pi bölü 2 eksi alfaymış. Şimdi şöyle diyelim ee, arkadaşlar şunu şöyle çektim. Şunu da şöyle çektim. Şunu da şöyle çektim. Böylelikle BOA üçgenini oluşturdum ve şuradaki açımız, şuradaki açı var ya orası 90 eksi alfaymış dedim. Şimdi o zaman burası da mı 90 eksi alfa olur? Niye? Çünkü yarı çap burası bunlar bir birbirine eşit. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa daha 180 eksi 2 alfa yapar. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. O zaman buraya ne kalır? 2 alfa kalacaktır. AOB aşağıdakilerden hangisidir? AOB yani şuradaki e, sevgili arkadaşlarım açımız 2 alfaydı. AOB alanı sorulmuş bize. Yani şuradaki alan bize soruluyor. E şimdi bunun yarı çapı 1 olarak gösterildiğine göre ben derim ki sinüs alan terimi uygularım. 1 bölü 2 çarpı. 1 çarpı 1 çarpı sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfaydı. Madem öyle ikiler gider. 1 kere 1 kere 1 zaten 1. Sin alfa çarpı kos alfa bize cevabı verir. O halde doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz. Bir diğer sayfadayız. 13. soru. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir duvar ve dikdörtgen zemin görseli çizilmiş. Bu görselde A noktasına yerleştirilen lamba duvarın üzerinde duran B noktasındaki bayrağı aydınlatmakta. DC 24 birim. DC dediği yer şurası gençler burası 24 birim. AC yani şurası 32 birim. Daha sonrasında BD de 9 9'muş bak şurası da 9 olarak verilmiş. Ben eğer A ile D arasındaki mesafeyi bulabilirsem soruyu çözerim. Sinüs DBA ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi öncelikle şurası kaçmış? DC 24. Bunu hemen yazdım. Şurasının 9 olduğunu biliyorum. AC 32 ydi. Daha sonrasında şimdi ben şurayı hesaplamak istiyorum ama buranın dik olduğunu bilmem lazım. 3 boyutlu düşüneceğim. Şurası var ya şurası bak. Hop. Şurası. <laughs> i̇şte orası dik arkadaşlar. Tamam mı? Pekala. Şimdi uzaklaşalım uzaklaşalım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi gençler buraya dik dedik ya. 24-32. Bu 3'ün 8 katı. Bu 4'ün 8 katı. O zaman burası da 5'in 8 katından 40'tır. burası 40, burası 9. E hocam buranın da dik olduğunu biliyoruz biz. O halde şuradaki AB uzunluğunu hesaplayabilirim. AB uzunluğunu hesapladıktan sonra soru direkt gelecek zaten. Şimdi AB uzunluğu 40'ın karesi 1600. E, 9'un karesi 81 toplarsak 1681 yapar. Bu da 41'in karesidir. E demek ki burası 41'miş. Şimdi benden ne isteniyor? Sinüs DBA bak. Şuradaki açını buraya alfa diyelim. Tamam DB açısı alfa. Sinüs alfa istemiyor. Karşı bölü hipotenüs. 40 bölü 41 bize cevabı verir. Cevap eşit olacaktı deriz. Devam. 14. soru. Aşağıda bir ABC'de dörtgeni verilmiş. AB, BC'ye eşit. AB, eşit. Tamam. Ee, dik, dik. 25 santim, 24 santim. Kotanjant BCD. Yani şuraya alfa diyelim. Buradaki BCD'ye alfa dedim ben. Bu alfanın kotanjantı isteniyor benden. Peki neler yapılabilir? Neler düşünülebilir? Bir bakalım birlikte. Şimdi öncelikle gençler, ee, burası 24, burası 25'ti. Ben şuraya beta dersem, şurasının da alfa olması gerektiğini bilirim. E burası alfaysa, şimdi ben A'dan şuraya bir dikme indirirsem böylelikle alfa'ya ait bir dikeci de oluşturabilirim. Yani şöyle. Tamam? E bunu indirdik oluştu. Tamam, güzel. Şimdi ben şuranın 25 olduğunu biliyorum. Alfa beta bak 90'ın karşısı şundan çentik 90'ın karşısı çentik demek ki bu iki üçgen birbirine eş arkadaşlar açıları da eşit çünkü o halde ben şöyle diyeceğim şurayı bir silelim buranın dik olduğunu unutmayalım burada alfanın karşısı 24 ise yine alfanın karşısı 24 olacak 24 25'lik bir dik üçgen var demek ki burası 7. Tamam. Burası 7 ise şuraya ne kalır? 17 kalır. Benden ne isteniyordu? Alfanın kotanjant. Yani komşu bölü hipotenüs. 17 bölü 24 bize cevabı verir. Doğru cevap E şıkkı olacaktı. Devam. 15. soru. X, Y, Z'ye bağlı trigonometrik değerler verilmiş. İşaretleri soruluyor. Esas ölçülerini bulalım. 23'ü 5'in 2 katı olan 10'a bölersem 3 gelir. Demek ki burası aslında kosinüs 3 pi bölü 5'miş. Şuraya bakıyorum. 13'ü sevgili arkadaşlarım 6'ya bölersem kalan 1 olur demek ki burası sinüs eksi pi bölü 3'müş şuraya geldim 41'i 8'e bölersem kalan 1 olur demek ki burası da tanjant pi bölü 4'müş diyeceğim tanjant pi bölü 4 zaten 1'dir ve pozitiftir dolayısıyla z pozitif olacak z'nin pozitif olmadıklarını eleyebilirim. Daha sonrasında kosinüs 3 pi bölü 5 demiş. 180'i 5'e böldüm 36 ile çarptım 108. 108 ikinci bölgededir ve kosinüs burada negatiftir. Demek ki x negatif olacak. Yani c'yi de eleyebiliriz. Cevap a'ymış. Ama y'yi de bakalım. Eksi sinüs pi bölü 3. E hocam sin pi bölü 3 zaten kök 3 bölü 2'yi de ile çarparsam negatif olur. Demek ki bu da negatifmiş. Eksi eksi artı bana cevabı verir. Doğru cevap a olacakmış. Geçtim buraya. Tan küp x eksi kod küp x soruluyor. Öncelikle ben buna bir küp açılımı uygularsam küp farkı. Tan x eksi kot x parantezinde tan kare x artı tan x kot x tamam mı? Artı kot kare x diyeceğim. Tamam mı? Şimdi e, tan x çarpı kot x'in 1 olması gerektiğini biliyorum. Tan kare x artı kot kare x'i nereden bulurum? Şunun her iki tarafının karesini alırım ve hesaplarım. Yani tan kare x artı kot kare x eksi 2 tan x kot x 2 çarpı tan x kot x eşittir 16 derim. Şuradaki tan x kot x neydi? 1'di. 2 ile çarparsam 2 gelir. Eksisi var. Eksi 2 karşıya attım 18. Demek ki burası neymiş? 18'miş. Yani şununla şunu toplamı 18. Bir de burada var 19. 19 çarpı tan x 8'i kot x soruluyor bize. Artık sorunun 99.99 .99 kısmı bitti. Çünkü kot x 8'i tan x 4 ise tan x 8'i kot x... Eksi 4'ün ta kendisidir. 19 kere 4, 76 yapar. Eksiyle çarparsam eksi 76 gelir. Doğru cevap da A şıkkını verir sevgili gençler. Devam 17. sorumuzda. 17. soru da arkadaşlar ABC ve BDC dik üçgenler. Burası alfa, şuraya beta dedim. Alfa artı beta 90 oldu. Buraya alfa diyebilirim. BC'nin iki birim olduğunu biliyorum. Sina alan BDC, sin alfa bölü, kosekant alfa, kosekant neydi? Bir bölü sinüs. Sinüs alfa bölü 1 bölü sinüs alfa soruluyor bizden. daha doğrusu bu verilmiş. Ters yerip çarparsam sin kare alfa. Yani bu BDC üçgeninin alanını yani şurayı sevgili arkadaşlarım alanı ne vermiş bize? Sin kare alfa olarak vermiş. Peki biz kendimiz bulabilir miyiz? Buluruz. Bak hipotenüs 2 ya. Bunun karşısı 2 sin alfadır. Komşusu 2 kos alfadır. Tamam. Şuradaki alfaya ihtiyaç duyacak mıyız bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi ben buradaki üçgenin alanını 2 sin alfa çarpı 2 kos alfa bölü 2 biçiminde bulurum. Yani ikiler giderse 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa bana alanı verir ve alan başka biçimde sin kare alfa biçimde ifade edilmiş. O halde ben buradaki bir tane sinüs alfa ile buradaki bir tane sinüs alfa'yı yok edersem gençler geriye ne kalacaktır? 2 kos alfa eşittir sin alfa. Şimdi 2 kos alfa eşittir sinüs alfa ise. Burada 2 eşittir tan alfa derim. Kosinüs alfayı karşıya bölüm olarak atarsam tan alfa 2 ise kot alfa 1 bölü 2'dir. Doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz. Ve devam. 18. sorumuza geçiş yapmışız. Aşağıda ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiş bize. AE 3 santim şurası. Burası 10 santim. Bu dikdörtgen CE boyunca katlandığında D noktasının AB üzerindeki bir B üssü noktasına denk gelmiş. Halinin görseli aşağıda verilmiş. Şimdi burası buraya katlanıyorsa burası dik ya. O zaman burası da dik olacaktır tabi doğal olarak. Burası alfa ben şuraya beta diyeyim. Alfa beta 90'sa demek ki burası beta olacak. Burası da alfa olacak. Bak burası 3'tü. Ee, Tanjant alfayı 4 bölü 3 vermiş bize. Şurası 10'du ya bu arada bak. Şurası 10'sa demek ki bu katlanınca şurası da 10 olacak arkadaşlar. Tanjant alfa 4 bölü 3 miymiş? 4K'ya 3K ise... 3, 4, 5K'dır. 5K olsa K2'dir. Demek ki burası 8, burası da 6 olacakmış. Hemen yazalım buraya. 8 ve 6. E buranın tamamının, bak şuranın tamamının 10 olduğunu biliyorsam demek ki burası da 4 olacak. 3, 4 demek ki burası da 5 olacak. Şimdi kosekant DCB üssü. DCB üstü. Yani şuradaki açıya X diyelim. Bizden kosekant X sorulmuş. Bu da 1 bölü sinüs x'tir. Sinüsü bulacağız. Ters çevirince cevap ortaya çıkacak. Peki ben sinüsü nasıl bulurum? Hocam şöyle diyelim öncelikle, burası x ise, burası x ise katlanmış ya, demek ki burası da xmiş. Bak ben bunu açarsam şöyle tamamlarsam şurasının da x'e eşit olması gerektiğini çok iyi bilmem gerekiyor. Burası x ise, e buranın tamamı 8 ise şurası 5'tir hocam. 5 olsa burası 5 kök 5'tir. Sinüsü nedir bunun? 5 bölü 5 kök 5. O zaman 1 bölü sinüs isteniyor da diyor ya o da nedir? 5 kök 5 bölü 5'tir. 5'ler giderse cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap kök 5'miş arkadaşlar. Yani cevap D şıkkında verilmiş. 19. Aşağıda ABC ve ADC dik üçgenleri verilmiş. AB, BC yedik. AD, DC yedik. Açılar birbirine eşit. 3 tane ED eşittir. 1 tane AE. Şimdi ben ED'ye 1 dersem AE'ye 3'ü çakarım. Hiçbir oran verilmediği için, hiçbir sayı verilmediği için kafama göre sayılar verebilirim. Kotanjant BAC sorulmuş. B A, C. Yani şurası alfa, burası alfaysa kotanjant 2 alfa sorulmuştur diyeceğiz. Pekala. Şimdi ne yapılabilir? Ee, hocam ben burada şurasını alfa, şuraya beta dersem. Alfa, beta 90 ise. Bak burası da betadır. Beta var, 90 var. Demek ki burası alfa olacak. Bak burada da 90 var. Burada da alfa var. Demek ki şuranın tamamı, şuranın tamamı beta olacak. Tamam. Şimdi ben burada e, bu üçgenlerin hangi üçgenlerden bahsediyorum? Hocam şuradaki EDC üçgeni ile şuradaki büyük üçgen var ya şu üçgen. İşte o üçgenin ben benzer üçgenler olduğunu e, görüyorum. Alfa beta 90, alfa beta 90 var sonuç olarak ve benzerlik oranlarından ben eğer şurayı bulabilirsem sonuç gelir. Şimdi alfa'nın karşısı küçük üçgende bir, alfa'nın karşısı büyük üçgende soru işareti eşittir. Ee, geçelim şuraya beta'nın karşısı küçük üçgende soru işareti beta'nın karşısı yani şuranın karşısı büyük üçgende 3 artı 1'den 4'tür o halde soru işaretinin karesi eşittir 4 İçler dışlar çarpımından soru işareti eşittir 2 gelecektir eksi 2 gelecek değil ya değil mi 2 gelecek şimdi burası neymiş 2 e, kotanjant bac sorulmuştu bak alfa yani kotanjant bac 2 alfa sorulmuş tamam Kotanjant 2 alfa yerine tanjant 2 alfayı hesaplasam sonra ters çevirsem olmaz mı? Tanjant 2 alfa nedir hocam? Tanjant 2 alfa 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfadır. Ve tanjant alfayı bir bulalım. Karşısı 2 komşusu 4 olduğuna göre 1 bölü 2'dir. 2 i̇ki kere 1 bölü 2'yi 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi olan 1 bölü 4'e oranla demiş. Burası 1 bir zaten. 1'den 1 bir bölü 4 çıkarsa burası 3 bölü 4. Ters çevirip çarparsam 4 bölü 3 gelir. Tanjant 2 alfa 4 bölü 3 ise? Kotanjant alfa tabii ki de 3 bölü 4'tür. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır. Evet. Altta soru yok. Devam edelim. Sağ üstte. 20. sorumuz. Aşağıda bir okulda bulunan Atatürk büstünün uzunlukları birbirinden farklı ve zemine dik biçimde yerleştirilmiş olan iki lambayla aydınlatılmasının görseli bize verilmiş. Kotanjant BFD eksi 3 bölü 4'müş. Şimdi dur. BFD. Tamam. Şöyle diyelim. Şurası alfa olsun. Şurası ne olur? 180 eksi alfa mı? Tamam. Sonra e, şuraya da beta diyelim. Çünkü buradaki CEA açısına da şuraya beta dersem o da 8 bölü eksi 8 bölü olmuş olarak tanjantı verilmiş. Burası ne olur? 180 eksi beta mı olur? Şimdi hocam şöyle diyelim biz. kotanjant e, BFD hatta ve hatta hatta ve hatta şöyle 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 sile, silelim. Ben şuraya alfa diyeyim. Şurası 180 eksi alfa olsun. Şuraya beta diyeyim. Şurası 180 eksi beta olsun. Yani tam tersini söyleyelim tamam mı? Şimdi kotanjant BFD dediği şey aslına bakarsan kotanjant 180 eksi alfadır. Bu da eksi kotanjant alfaya eşittir. Bu da eksi 3 bölü 4'müş. Yani ben buradan kotanjant alfanın 3 bölü 4 olması gerektiğini biliyorum. 3 bölü 4. Ve aynı yöntemle tanjant alfanın da 8 bölü 15 gelmesi gerektiğini görebilirim. Tamam güzel bir sıkıntımız yok şimdiye kadar. Ee, ne demiş bize? Ek ile Fl'nin toplamı kaç birimdir? Şimdi bak. Ben burada sana şuradaki görseli göstermek istiyorum. Şurada bir şöyle KL doğrusu var ya. O KL doğrusunu büyük biçimde ifade edelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Tamam? Burada bir yamuk var. Şurası şuraya paralel. Daha sonrasında ben e, tutup. KL'nin 40 santimetre olduğunu bildiğim için şu kısmın oraya 40 yazdım. EF de 2,5 metreymiş. Şey. EF şurası. 2,5 metre ise buraya da 250 santim yazarım. Şunu şuradan dik indiririm. Bunu da buradan böyle dik indiririm. O halde burası ne olur gençler? 40'ın ta kendisi olur. Güzel. Şimdi bak iyi dinle beni. Alfa dediğimiz yer şurasıydı. Beta dediğimiz yer burasıydı. Ben tanjant alfayı, e, şurası betaydı özür dilerim. Tanjant beta. Ben kotanjant alfanın 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. O halde burası 3K'dır. Burası 4K'dır. Devam. Tanjant betanın 8 bölü 15 olduğunu biliyorum. O halde burası 8T'dir. Burası 15T'dir. Şimdi bak 8T'ye 4K demiş ya. Ben hiç uğraşmayayım. Şuraya 8T olarak kalsın. Yine burası 8T. 2'ye katladım. O zaman burası da 6T yapar. Şurası da 6T yapar. Şimdi bak 250'den 40 çıkardım 210. Bu 210 neye eşittir? 15T ile 6T'nin toplamından 21T'ye. Demek ki T burada kaçmış? 10'muş hocam. 8, 15, 17T. 6, 8, 10T. Benden 17T ile 10T'nin toplamı yani 27T istenmiş. E, T'yi 10 bulduğumuza göre cevap 270'in ta kendisidir. O halde doğru cevabımız da 270 santim bize metre olarak sormuş gençler. E, o zaman 2,7 metredir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve 21. sorumuza doğru geçiş yapalım. Bakalım soruda ne diyor? X artı y 3 pi bölü 2 ise aha bu toplamın değeri kaçtır? Şimdi ben burayı tanjant 4 parantezinde x artı y artı y biçimde yazarım. Eksi sinüs 2 parantezinde x artı y yani 2x artı 2y artı x biçimde yazarım. Artı kotanjant x artı y artı y biçimde yazarım. Neden bunları kullandım? Çünkü 4 kere 3 pi bölü 2 dersem burası 6 pi gelir. 6 pi'nin esas ölçüsü 0'dır. Demek ki buraya görmeme gerek yok. Burası artık tanjant yeni ta kendisiymiş. Eksi. Buraya geldim. 2 ile çarparsam şurası 3 pi yapar. Tamam. 3 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Pi'yi eklersem negatif olan eksi sin x gelir. Eksi eksi hocam artı yaptı. Güzel x artıya 3 pi bölü 2 de 3 pi bölü 2 eklersem negatif olduğu için kotanjant direkt burası ne olacaktır? Eksi tanjant y olacaktır. Gördüğünüz üzere artı tan ile eksi tan birbirini götürse cevap elimizde kalacak zaten. Doğru cevap sinüs x'miş yani cevap d şıkkıymış gençler. Devam ediyorum 82. sayfamdayım artık 22. sorudayız. Evet pi x ile 2 pi arasında olmak üzere tanjant x eksi 3 bölü 4 olarak verilmiş. Yani şimdi 180 ile 360 arasında tanjantın negatif olduğu yer. Burada pozitif tanjant, burada negatif. Demek ki dördüncü bölge için konuşuyoruz arkadaşlar. Yani x dördüncü bölgedir dese her şey çözülecek ama ne diyor? Bizi sınamak için 180 ile 360 arasında diyor tanjant da negatif diyor. Yani dördüncü bölgede diyor. Peki hala sekant x nedir hocam? 1 bölü kosinüs x'tir. Artı tanjant eksi x demek eksi tanjant x demek zaten bölü Şurası 3 pi bölü 2 eklemiş. 3 pi bölü 2 eklerse 4. bölgeye düşmüş oluyor ve dördüncü bölgede sinüs negatifti. Dolayısıyla isimle değiştirir. Eksi kosinüs x olur. Şimdi bak. Tanjant neydi hocam? 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Şunu şöyle çizdim. Şuraya x dedim. Şuraya 3 dedim. Buraya 4 dedim. Buraya 5 dedim. Şimdi geldim şuraya. Kosinüs x lazım bana. 4 bölü 5 lazım. 4 bölü 5 evet. E, kosinüs dördüncü bölgede neydi? Pozitifti. Demek ki burası 4 bölü 5'miş. Ters çevirip çarparsam 5 bölü 4 olur. Eksi tanjant x demiş. Eksi eksi 3 bölü 4. Tamam. Burası ne var? 8 bölü 4'ten 2 yapar. Bölü alt kısımda kosinüs x 4 bölü 5'ti. Eksilisi eksi 4 bölü 5 yapar. Ters çevirip çarparsam eksi 10 bölü 4 gelir. Bu da eksi 5 bölü 2'nin ta kendisi. O halde doğru cevap B şıkkıdır. Devam. 23. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında yani 3. bölgede 3. bölgede şurada ne diyor? Eksi x diye bir açı var diyor. Eksi x. Ha tamam güzel. Şimdi olduğuna göre ha bir de sinüs x çarpı sin x artı 2 eşittir 1'miş. Tamam yani ben şöyle diyebilir miyim? Sin kare x artı 2 çarpı sinüs x eşittir 1. Tamam bu da kalsın cebimizde belki ihtiyacımız olur. Pekala Sekant pi bölü 2 artı x. Sekant dediği şey 1 bölü kosinüstü. 1 bölü kosinüs pi bölü 2 artı x dedim ben buraya. Artı şu 10 pi'nin esas ölçüsü zaten 0 e, olduğundan onu görmeye gerek yok. Sinüs x varmış burada da. Şimdi eşittir diyorum. Hocam şurası bak şurası 90'a eklemiş isim değiştirecek. İkinci bölgede negatif olduğu için kosinüs eksi sinüs x'tir. Şimdi ne var elimizde? Sinüs x eksi 1 bölü sinüs x var. Doğru mu? Doğru. Şunu da şunu çarptım sin kare x eksi 1. Sin kare x eksi 1 bölü sinüs x geldi. Şimdi bak beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Ee, hocam. Hocam. Sin kare x'ten 1 çıkarsa eksi cos kare x gelir. Hatta ve hatta. Oraya hiç gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü şunu karşıya pardon. Şunu karşıya atarsam 2 sinüs x eşittir. 1 eksi sin kare x mi gelir? Evet. Şimdi 1 eksi sin kare x 2 sin x'e. O zaman sin kare x eksi 1 nedir? Eksi 2 sinüs x'tir. Alt kısımda da sinüs x var. Çatır çutur birbirini götürdü. Cevap eksi 2 karşımıza çıktı. Cevap D şıkkı olacaktı. Devam 24'te. Aşağıda Kemal'in evinin birinci, ikinci, üçüncü caddeleri eşit uzaklıkta olduğunu gösteren bir kroki verilmiş. Tanjant BKC. BKC dediği yer şurası. Şuradaki açı. Şimdi bak şurası şuraya bu da buraya eşitse bu eşkenar üçgende mümkündür. Eşkenar üçgende burası 30. Hocam burası da 30. Hocam burası 120'dir o zaman. Şimdi tanjant 120 eksi tanjant atmıştır Eksi. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü. 1 bölü kosinüs. CKB de 120. O zaman ne diyeceğim? E, kosinüs 120. Kosinüs 120 de eksi kos 60'tır. Eksi eksi artı yaptı mı yaptı. Eksi tanjant atmış neydi hocam? Eksi kök üç. 1 bölü 1 bölü 2 2'dir. 2 art 2 eksi kök 3 bize cevabı verir. Doğru cevap E şıkkı olacakmış. Devam edelim. 25'te bir ABCD karesi biçimde cam sunum tepsisi verilmiş. Eda sunum yaparken tepsi yerinden düşürmüş ve üzerindeki yukarıdaki görseldeki gibi AE 15 santim olacak biçimde ve BC'de 24 santimetre. BC'de diğer köşegen. 24 cm uzunluğunda 2 adet çatlak oluşmuş tanjant AEB. Yani şuradaki açının tanjantı soruluyor. Hiç düşünmem. Şu diki indiririm. Yarı köşe yeni verir bana. Yarı köşe yan uzunluğu da 12'dir. 12-15 demek ki burası 9-12-15. Artık tanjant sorulduğuna göre 12 bölü 9 bize cevabı verir. Yani 4 bölü 3'tür bizim cevabımız. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Tanjant AEB sorulmuştu. Yani şu tarafın tanjantı sorulmuştu. Tamam güzel. Ben şuraya alfa dersem. Tanjant alfayı buldum. 4 bölü 3 ya. Bizden tanjant 180 eksi alfa istenmiş. Tanjant 180 eksi alfa da biliyorsun. Eksi tanjant alfaydı. Eksi tanjant alfa da bana eksi 4 bölü 3'ü verir. O halde hayırlı uğurlu olsun. Cevap B şıkkıdır. Geçtim 26'ya. 3 sin x de 4 cos x'in toplamı kök 3'müş. Tan kare x de 4 tan x'in toplamının ifadesinin değerine kaçtır? Şimdi hemen bu soruda her iki tarafın karesini alarak olaya başlıyorum. Şu tarafta daha öncesinde çözmüştük. Bak konu anlatım kısmında böyle bir soru çözmüştük. 3 sin x'in karesi 9 s kare artı 16 c kare artı 24 sc eşittir 3. 3'ü de ben 3 s kare artı 3 c kare biçiminde yani 3 sin kare x artı 3 cos kare x bana 3'ü verecektir. Bu şekilde yazdım. Şu 3 s kareyi şunun yanına gönderirsem 6 s kare kalır burada. Daha sonrasında artı 16 c karenin yanına da şunu gönderirsem 13 c kare kalır burada. Artı 24 s c eşittir 0 yaptı. Şimdi hocam tan kare x artı 4 tan kare x sormuş. Ben bunun tamamını kos kareye bölersem yani c kareye bölersem şöyle ki şöyle şöyle böldüm ben bunu. Burası ne geldi? Ee, 6 tan kare geldi. 6 tan kare x. Tamam. Daha sonrasında daha sonrasında şurada bak c ile c gitti. s bölü c tanjant geldi. E ben bunu 24 tanjant x biçimde yazarım. C kareler gitti 13'ü de karşıya atarsam eksi 13 olur. Ben hepsini 6 ile sadeleştirirsem tan kare x artı 4 tan x ki benden istenendir. Eşittir eksi 13 bölü 6'nın ta kendisi yapar. O halde doğru cevap da a şıkkıdır diyebiliriz. Devam edelim 27 ile. Sin kare 91, sin kare 179. Burada arkadaşlar 179 eksi 91 artı 1 tane. Yani 89 tane terim var. Ve sağlı sollu her bir terimin toplamı 1'dir. E 89 terim vardı. 88 tane terim için sağlı sollu ayırırsam 44 tane 1 gelecektir. S kare artı c kare. O halde 44 artı peki ortada kalan terim ne? Ortada kalan terim bulmak için 91 ile 179'u toplayıp 2'ye bölersin ki bu da bize 270 bölü 2'den 135'i verir. Sinot sin 135 kök 2 bölü 2 ise karesi 1 bölü 2'dir. Bölü kod 1 ile kod 89, kod 2 ile kod 88, kod 3 ile kod 87 bunların hepsinin toplamı çarpımı 1'dir. Dolayısıyla 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1'den başka bir şey değildir. Üst taraf 89 bölü 2'dir. Alt taraf 1 zaten o halde cevabımıza 89 bölü 2 yapar. Yani cevap D şıkkında verilmiştir gençler. 83. sayfamıza geçiyoruz. Soru 28. Aşağıda bazı trigonometrik ifadeler verilmiş. Bunları küçükten büyüğe doğru sırala demiş bize. Sinüs 140, sin 40'ın ta kendisidir. Bu cepte. Kosinüs 185 eksi kosinüs 5'tir. Geldim buraya. Eksi tanjant 30'dur. 180'den 30 eksik olduğu için. Burası da eksi kotanjant 30'dur gençler. Şimdi şunu ben eksi tanjant 60 biçimde yazabilirim. Normal şartlar altında tan 60 tan 30'dan daha büyüktür ama eksili olduğu için artık eksi tan 30 eksi tan 60'dan büyüktür. Yani cd'den büyük yani dc'den küçükmüş. D'nin c'den küçük olmadığı ışıkları eleyebilirsiniz. Mesela bunun gibi veya bunun gibi ee, aynen bunlar elendi. Şimdi devam. En büyüğün a olduğunu biliyoruz çünkü bu pozitif diğerleri negatif. O halde A en büyük olacak. A'nın en büyük olduğu da zaten bunlar tamam. Bir de sevgili arkadaşlar eksi cos 5 var. Bu eksi cos 5'i ben nasıl düşüneceğim şimdi? Bunu düşünebilmek için de hemen bir tane şöyle birinci bölgede olan şöyle birim çember düşünelim. Şimdi kosinüs 5 dediği yer şurası. Böyle 5 derecelik bir açı yapacak değil mi? Tanjant 30 dediği yerde sevgili arkadaşlarım bak tan 30 ve e, tan 60'dan bahsediyoruz tan 30 şurada, tan 60 da şurada. Tanjant eksenini gösterebilmek adına da şunu çizdim. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Şu kısım, bak şu kısım bana kosinüs 5'in eksilisini verecek. Şimdi neresi? Şuradan şöyle indirdim. Burası kosinüs 5. E hocam şu kısım şurası bana neyi verir? Tanjant 30'u verir. Burası 30 derece ise, şurası 30 derece. Şurası 60 derece olduğu için bana şurası tanjant 60'ı verecek. Şimdi tan 60 tan 60 yani şu D. Burada en küçüğümüzdür. C bundan büyüktü. Buradaki eksi kosinüs 5 derecelik aşı yani şurası da sevgili arkadaşlarım tanjant 30'dan tanjant 30'dan daha e, uzun normalde değil mi? Yok pardon daha kısa. Daha kısa olduğu için de eksilisini alırsam daha büyük olacaktır. Yani B de buraya gelecek. Bir bakalım. E, yok özür dilerim. Şurası şundan daha uzun olduğundan ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksilisi de daha küçüktür. Neyden? C'den. Yani D küçük. C ile B, C'den daha küçük olacak. A zaten en büyüktü. D, B, C, A. da Yok. Ne yapacağız? Nerede hata yaptık? Hata yaptığımı düşünmüyorum. Yo, D, B, C, A varmış ya. Cevap D'ymiş gençler. Kusura bakmayın. Evet. D miymiş? Bir daha bakalım. Aynen. Aşağıda Banu'nun ABCD yamuğu biçimdeki çantasının görseli verilmiş bize. Tanjant ADC ile Kosekant ABC'nin toplamı sorulmuş. Şimdi çanta şu şekilde dursun. Ben bu çantayı şuraya kendim resmetmek istiyorum. Şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam. Şimdi e, uzunluklarımıza yazalım. Şurası 8, burası 12, şurası 45'ti, şurası 35. Devam. Tanjant ADC, kosekant ABC toplamı sorulmuş. Şimdi ben burada e, bu şekilde bir yamuk verilmişken şu 35'e 35 birimlik uzunluğa paralel bir şey çeksem. Şuraya 35 desem. Tamam burası 35. Burası kaçtı? 8'di. 8 8 oldu. 45'ten 8'i çıkarttım. Burası 37 oldu mu? Şimdi 37, 35 ve 12 arasında bir şey fark etmem gerekiyor. En uzun bu olduğuna göre 37'nin karesi acaba 12'nin karesi artı 35'in karesini verir mi? Şunu şu tarafa gönderirsek 37'nin karesi eksi 35'in karesi acaba 12'nin karesini verir mi diye soruyoruz. Ben burayı 2 kare farkı biçiminde 37 eksi 35 çarpı 37 artı 35 biçiminde yazacak olursam. Şurası kaç? 2. Şurası kaç? 72. Çarp 12'nin karesi 144'ü verir. Demek ki burası dikmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi A burasıydı. D burasıydı. C burasıydı. B de burasıydı. Şuraya da kendimiz K diyelim. Ve şuradan 45'i silelim. Bizden istediği şey ADC. ADC'nin yani şuranın sevgili arkadaşlar. Alfa olsun. Paralel kenar olduğu için burası da alfadır. Burası da 180 eksi alfadır. Değil mi? Şimdi bizden tanjant adc yani tanjant alfa istenmiş ya. Ben tanjant 180 eksi alfayı hesaplarsam. Bu bana eksi tanjant alfayı verir. E buradan tanjant 180 eksi alfa nedir? Karşı bölü komşu yani 12 bölü 35. E 12 bölü 35 tamam. O zaman eksi 12 bölü 35'i verir burası bana. E güzel. Bir de artı kosekant abc. Yani 1 bölü sinüs abc sorulmuş. Şimdi abc yani şurası. Buraya da beta dersem. Bunun sinüsü nedir? 35 bölü 37'dir. E bunun tersini çevirirsem 37 bölü 35'tir. İkisini toplarsam 25 bölü 35'e verir. 5 ile sadeleştirirsem 5 bölü 7'yi bulurum. Doğru cevabımız da değişik olur arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Durmaksızın. 30. soru. Ne demiş 30. sorumuzda? Bir e, grafik sorusu. C artı B sinüs AX fonksiyonu 0 2 pi aralığındaki grafiği gösterilmiş. A artı B artı C işleminin sonucu bize soruluyor. Şimdi bu fonksiyon maksimum değerini pi bölü 6'da almış. Maksimum değerini alması için e, sinüsün de sevgili arkadaşlarım ne olması lazım? E, 1 olması lazım. Yani içerisinin pi bölü 2 olması lazım. A ile pi bölü 6'nın çarpımı pi bölü 2'yi verecekse demek ki A burada kaçmış? 3'müş. A'yı bulduk 3. Şimdi B'yi bulabilir miyim? Bulurum. Normalde benim sinüsüm eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Yani boyu 2 idi. Ama buraya bakıyorsun boyu kaç? 3'ten eksi 1'e boyu 4. Demek ki 2 ile çarpılmış. Boyu 2 iken 4 olduğuna göre 2 ile çarpılmış. Demek ki o zaman buradaki B'miz 2. B2. Şuraya da 2 yazdım. Şimdi bir de C'yi bulması kaldı. Şimdi eksi 2 ile artı 2 aralığında boyu gösterilmesi lazım ama eksi 1 ile 3 arasında göstermiş. Demek ki bir birim yukarı kaldırılmış. O bir birim yukarı kaldırma olayında C yapıyordu zaten. C de 1'miş. 3 artı 2 artı 1 bize cevabı verir. Doğru cevap E şıkkı olacakmış arkadaşlar. Geçtim 31'e. Şu kısmı sildim. <laughs> ne demiş? 15 ile 20 arasında. 6x, 6x, 6x. E, X'ler buradaysa 6 ile çarparsam 90 ile 120 derece arasında olması gerektiğini anlarım 6x'lerin kosinüs bu bölgede negatifti zaten. Tanjant negatifti, sinüs pozitifti. Hmm, tamam. Sinüs hepsinden büyük olacak. Dolayısıyla C büyüktür diyeceğim. Ee, tanjantla kosinüsü nasıl kıyaslarım? Şöyle. Şöyle. Bir tane de şöyle çizelim. Şimdi e, 120 derecelik açı şurası olsun. Bizim açımız şurada bir yerdeymiş. Benim kosinüs uzunluğum şurası iken. Tanjant uzunluğum neresi olur biliyor musun? Şuradan eksi biri çizelim. Bunu şöyle uzatırım. Şurası var ya bak şu kestiği yer şuradan şuraya kadar. Yani şurası tanjantı verir. Hayda. Ve biliyor musun? İkinci bölü tanjant negatifti. E, tanjant negatifse hocam o zaman bu baya bir negatif. Tamam En küçüğü o zaman ne olacak? B olacak. Yani B küçük. Ortanca A en büyük C'ydi. B A sıralaması doğrudur. C 1 bölü 2'den büyüktür demiş. Şimdi C sinüs 6 x'ti. E, biliyorsun ki sinüs 30 sinüs 30 1 bölü 2 idi şimdi ben şu kısmın maksimum 120 olduğunu biliyorum. Yani şurası 60. Mesela burası sinüs 60 olabilir. Yani e, sinüs 6x sinüs 60'a eşit olabilir mesela. Sinüs 60 da 3 bölü 2'dir. Her haliyle 1 bölü 2'den daha büyüktür. Bu da doğru. B yani şu eksi 1'den daha küçüktür demiş. 135 derece olsaydı eksi 1 olurdu. Bu tarafa doğru çıkarsa artık biliyorsun tanjant azalan bir fonksiyondu burada. Açık küçüldükse kendisi ee, negatiften yani sıfırdan daha çok uzaklaşacak. Yani daha da küçülecek. Demek ki kesinlikle ve kesinlikle B yani tanjant eksi birden daha küçüktür. O halde cevabımız E şıkkı olacaktı diyebiliriz. Geçtim 32. Eksi pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4 aralığında tanımlanmış fx eşittir. Eksi 3 sinüs 2x fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre sarı ve mavi ile boyalı dikdörtgensel bölgelerin alanları toplamı sorulmuş. Bir kere şuradaki dikdörtgenin kısa kenarı pi bölü 4 zaten. Şimdi geldim buraya. Bizim bu fonksiyonumuzun alabileceği maksimum değer nedir? E, 3'tür. E demek ki o zaman burası da 3 olacak. Çünkü maksimum değerini almış burada. 3 kere pi bölü 4, 3 pi bölü 4'ü verir. Bu mavi bölgenin alanı. Artı. Şimdi geldim buraya. Bak şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Yani burası da pi bölü 4'tür. Peki şurası kaçtı hocam? 3. E burası kaç? Eksi 3'e kadar düşer. E burası da 3'tür. O halde 6 ile çarparsam pi bölü 4'ü 6 pi bölü 4 yani 3 pi bölü 2 ya da 6 pi bölü 4 yazabiliriz direkt. Paydalar eşit sonuçta. Üstleri toplarsam 9 pi alt taraf 4 9 pi bölü 4 bana cevabı verir. O halde doğru cevap da B şıkkıdır deriz. Geçtim 33'e. 3 eksi 5 kosinüs 4 x fonksiyonun grafiğinden bir kesit verilmiş. ABC üçgeninin alanı soruluyor bize. Öncelikle bunun maksimum değeri. Maksimum değeri bunun 8'dir. Değil mi? Çünkü kosinüs şurada eksi 1 değerini alırsa bunun maksimum değeri 8 olur. Demek ki şurası 8 birim uzunluğunda diyebilirim. Şöyle. Tamam. Maksimum değerini aldırdık biz buna. Şimdi gelelim yüksekliğe. Yani şurayı da hesaplarsam sonucu bulurum. Peki burada alabileceği en yüksek değerle en çok değerle en küçük değerin arasındaki mesafeyi veren şey yarım periyottur. Periyodunu bulalım. 2 pi bölü x'in katsayısı 4. Yani pi bölü 2 benim periyodummuş. Yarı periyot nedir? Pi bölü 4'tür. Demek ki burası da pi bölü 4'müş. Üçgenin alanı nedir o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Şunu da şunu sadeleştirdim. Çarpı 2 geldi. 2'ler de gitti. Cevap neymiş? Pi'nin ta kendisi. O oh, halde doğru cevap B şıkkındaki pi'dir gençler. Altta soru yok. Devam ediyorum sağ üst tarafa. Miraç diye bir arkadaşımız var. Grafik tabletinde M harfini kullanarak martı görselleri oluşturmak istiyor kopyala boyutlandır özelliğini kullanarak aynı şekillerin sadece uzunluklarını aynı oranda artırıp e, azaltıyor. Bunlardan şekil 2 de verilmiştir. Pekala. BE 4 santim. Şimdi bak şurası 4 santim. Şurası 1,5 santim. B ile C arasındaki mesafe de 3,5 santimmiş. Bizden istenen şey BEC kaç derecedir? Yani şuradaki açı soruluyor. Şimdi ben bunu şöyle düşünebilirim aslına bakarsan. Şurası görünür bence. Şöyle yaptım. Burası BE. Şöyle yaptım. Burası EC. Şöyle yaptım. Bu da BC. Tamam mı? Şimdi hani e, 4, 1,5, 3,5'tu ya. 4, 1,5, 3,5'tu ya hani. E, işlem kolaylığı açısından 2 ile genişletelim. Burası 8 olsun. Burası 3 olsun. Burası da 7 olsun hocam. Bana şuradaki açı soruluyor. Kosinüs teoremi. 7'nin karesi 49 eşittir. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı bulacağım. Oradan açıya gideceğim. 64'te 9'un toplamı 73 yapar. 73'ü ben tutup şu tarafa atarsam eksi 24 gelir. Eksi 24 eşittir. Eksi 2 çarpı 3 kere 8 24'tür. Çarpı kosinüs alfa. Bak eksiler gitti. 24'ler gitti. Burada 1 kaldı. 2'yi karşıya bölüm olarak gönderdim. Kosinüs alfa 1 bölü 2 ise alfa kaçtır? Tabii ki 60 derecedir. O halde doğru cevabımız da 60 derece olacakmış. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş gençler. Devam 35'te. Bu da bir kos teoremi sorusu. 1 2 ise burası kök 5'tir arkadaşlar dik çünkü. Şurası alfa ise burası da alfadır. Ben buradan kosinüs alfanın 2 bölü kök 5 olduğunu biliyorum. Hemen yazalım. Kosinüs alfa 2 bölü kök 5. Şimdi geldim buraya. X, A, E soruluyor bana yani. X soruluyor. Alfanın karşısı 4 kök 2 olduğu için karesi 32'dir. Eşittir. 12'nin karesi 144 artı X kare. Eksi 2 çarpı 12 çarpı X çarpı kosinüs alfa. Yani 2 bölü kök 5. Tamam. Şimdi biraz sıkıntıya düşeceğiz gibi. Me geldi bana. Bakalım. Hayırlısı. Şimdi arkadaşlar şurada bir x karemiz var. Güzel. Ee, şurada 2 kere 2 4 48 x'imiz var. Eksi 48 x bölü kök 5'imiz var. Tamam mı? 144 vardı ya. Bunu da bu tarafa atarsam ee, ne gelir acaba? 112 mi gelir? Artı 112 eşittir 0 olur değil mi? Şimdi buradan İkisi bizim bulmamız gerekiyor. İnşallah buluruz. Hadi bakalım, hayırlısı. Şimdi birazcık düşünelim. Buradan ikisi nasıl bulabiliriz? İkisi nasıl bulabiliriz? İkisi bulmanın bir yolu var mı? Hocam var mı? Hemen düşünmek gerekiyor. Acil bulmam gerekiyor. <laughs> bir düşünelim bakalım. Şimdi alfa dedik, alfa dedik. E, Kosinüsümüz gerçekten öyle mi? 2 bölü kök 5. Evet, başka bir çıkar yolu yok. Ee, başka başka ne düşünebilirim? Kosinüs teoremi uygulamadan yapılabilir mi diye düşünüyorum şu an. Kosinüs teoremi uygulamadan yapılabilir mi? Yapılamıyor gibi de duruyor vallahi. Yani hani bilemedim şimdi. Kök 5 ile genişletsem, kök 5 ile genişletsem, kök 5 x kare eksi 48 x artı 112 kök 5 gelir. Tamam. Şimdi ben burayı kök 5 x'e x diye parçalasam. Kök 5 x'e x. Şimdi eksi 48 gelmesini istiyoruz açıkçası. 112'nin çarpanlarını düşündüğümüz takdirde de 112'nin çarpanlarını düşündüğümüzde 2'ye bölersem 56 gelir. Onu da 2'ye bölersem 28 gelir. 4 kere 28 olmadı, yemedi. 4 kere 28 olduğunu söylemiştik değil mi? Pekala. Şurası 16 kere 7'dir diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. 16 kere 7 de bize 112'yi verir ama 48'i verecek bir şey arıyoruz hala. 48'i verecek bir şeyi aslında 16'ya 7 dedik ya. 16'ya 7 dedik. Ben şimdi şurayı ee, ben 16'ya 7 gerçi yemeyebilir ya. Cık, yemeyebilir. Peki 8'e 14 desek acaba ne olur? Şöyle ki buraya eksi 8 desem, eksi 8 desem, şurayı da eksi 14 kök 5 desem olur mu? Olmaz. Yine olmaz. Peki şuraya 4'e 28'e geri dönsek. 4'e 28'e geri dönsek. Çünkü oradan gelebilir bir şeyler. Eksi 4 kök 5'e eksi 28 desem. Şunu şunu çarparsam vallahi buldum. Vallahi buldum durun. Şunu da şunu çarp. Eksi 20. Bundan onu çarp. Eksi 28 verdi. Verdi. Tabii ki verecekti. Ben yapıyorum. X 4 kök 5. Şuradan gelecek olan x 28 bölü kök 5 olur. Değil mi? Ee, ama bizden x sorulmuştu ve 90'dan küçük x sorulmuştu. 28 bölü kök 5 dediğimiz sayı zaten olamaz. Niye olamaz? Ee, çünkü yok olabilir ya. Sıkıntı yok. Bu da olabilirmiş. 28 bölü kök 5 artık hangisi olabilir diye mi sorsak? x 4 kök 5'i buldum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız c şıkkı olacakmış sevgili arkadaşlar. Güzel. Edit yapmayacağım için çok mutluyum dar açılı bir ABC üçgeninin iç açıları derece türünden, dere, derece türünden A, B ve C olmak üzere. Şimdi bunları sırala demiş A, B, C'yi. Tamam. X de Y'den, Y de Z'den büyükmüş. Şimdi ben A artı B artı C'nin üçgenin iç açıları olduğu için 180 olduğunu biliyorum. Buradaki A artı B 180 eksi C'dir. Buradaki B artı C 180 eksi A'dır. Buradaki A artı C de 180 eksi B'dir. Hepsi sinüslü olduğu için şanslıyız. Ben bunların sinüslerini alırsam burası sin c gelir, burası sin a gelir, burası da sin b gelir. Şimdi bu bundan, bu da bundan büyükmüş ya. Yani. O zaman sinüs ikinci bölgede artan bir fonksiyon olduğundan gençler şunu söyleyebiliriz o halde biz. Ee, bakayım sinüs artan mı, sinüs azalan mı? Gerçi direkt dar açılar olduğu için dar açılardı. E bu bundan bu da bundan büyük. Tamam hiç sıkıntı yok. İkinci bölgeyi ikinci bölgeyi karıştırmıyoruz. Çünkü bunlar dar açılardı. C, A ve B dar açılardı. Dar açılarda birinci bölgede sinüs artan fonksiyon olduğu için büyüklük korunur. C büyük, A büyük, B olur. Küçükten büyüğe doğru da B, A, C olur. Yani cevabımız A şıkkı olur gençler. Güzel. Evet devam. 37. Ne diyor? Aşağıda bir ABC dar açılı üçgeni verilmiş. ABC açılarınız karşısındaki kenarlar sırasıyla A, B ve C ile isimlendirilmiştir. E, C bölü A kere sekant B. Şimdi C bölü sekant B nedir? 1 bölü kosinüs B'dir değil mi? Ters yeri çarparsam C çarpı kos B bölü A yapar. E, burası da B çarpı B çarpı sin C bölü A gelir o zaman değil mi? Şurası. Aynen öyle. Sekant kosinüstü ee, o zaman burası da kosinüs gelir. Sinüs gelmez. Burası da kosinüs gelir. B çarpı kosinüs C. Şöyle yapalım. Heh. Tamam. Bizden bu isteniyor. Kısacası. Şimdi C çarpı kos B. Hmm. B çarpı kos C. Şöyle bir şey yaparım ben. Şöyle yaptım. Tamam mı? Bak. Hipotenüs burası artık benim için. Burası da B açısıydı. Hipotenüs de B açısının kosinüsünü çarparsam burayı bulurum. C çarpı kosinüs B. Hipotenüs burasıdır. C açısının kosinüsü ile çarparsam B'yi B çarpı kos C burayı verir. Bunların ikisinin toplamı yani şu ikisinin toplamı bana zaten direkt A'yı veriyor. A bölü A sorulmuş cevap 1 olacaktı. Doğru cevap A şıkkıdır gençler. Güzel. Aşağıda bir ABC'de dik 4 dört, dörtgeni verilmiş. 80, 100, 180 şurası 90 demek ki burası da dik. Burası da dik. Hatta 50, 100 burası 30. 40, 80, 120. Burası da 60. Tamam. AD artı CD. 9 artı 9 köküç olduğuna göre AD kaç birimdir? diye soruluyor. AD dediği yer şurası. Şurası soruluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şöyle bir şey yapsam. Şimdi ben ben ikisi de tamam. Ortak kenar var. Şuraya X desem. BD uzunluğuna X dedim üst üçgende, üstteki üçgende e, sinüs teoremi uygulasam. Şöyle ki x bölü sin 100 x bölü sin 100 alt üçgende de x bölü sin 80 tamam mı? Eşittir üst üçgende soru işareti bölü sin 30 alt üçgende e, alt üçgende şuraya y diyelim tamam mı? Şuraya da z diyelim soru işareti z olsun yani burası da Y bölü sinüs 60 mı olur? Şimdi hocam sin 100 ile sin, 100, sin 80 birbirine eşit. <laughs> Oo tamam o zaman şu ikisi de birbirine eşit. Z bölü sin 30 neydi? 1 bölü 2. Y bölü sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. O zaman ikiler gitti. İçler dışlardan kök 3 çarpı Z artı e, köküç çarpı Z eşittir. Y gelir. Değil mi? Tamam güzel. O zaman o zaman ben şuna Z'ye K dersem bu K kök 3 olur. Şimdi adye biz Z demiştik demek ki o A D dediğimiz şey K'ymış. C D de Y ydi. Y dediğimiz şey de K kök Şimdi K ile K kök 3'ün toplamı 9 artı 9 kök hocam kimse kusura bakmasın K 9'dur. K 9sa biz de Y K demiştik demek ki burası 9 olacakmış. Bizden A D isteniyordu doğru cevap C şıkkıdır. Güzel hoş ben yani mükemmel bir soruydu bence. Aşağıda AB ve ABC ve CD eşkenar üçgen, eşkenar üçgen. İki ahşap bloğun AD çubuğuyla birleştirilmesine şu çubukla birleştirilmiş arkadaşlar elde edilen dikdört dörtgen eşyanın görseli verilmiş. AD tahta parçasının uzunluğu şimdi çevre ABC 18 ise 6 6 6'dır dır hocam. Şuraya a, a, a dersem bunun alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. a kare kök 3 bölü 4. Bu da 4 kök 3'müş. Köküşler gitti. 4'ü karşıya attım. A'nın karesi 16 mıymış? O zaman A kaçtır? Tabii ki de 4'tür. Demek ki burası 4 4 4'müş. Hemen onları siliyorum ben. Hop 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 sildim. Burası 4, burası 4, burası 4. Çok güzel. Şimdi burası 60 mı? Şurası da 60 mı? Buraya da 60 kalır mı? Benden şu mu isteniyor? Yapıştır kosinüs teoremini. x kare eşittir 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa da kosatmış. Kosatmış ne? 1 bölü 2. 2 gitti, 2 gitti. 36 16 ekledim 52. 52'den 24'ü çıkarıyorum. 52'den 24 çıkarsa 28 gelir. 28 eşittir x kare ise x kaçtır? 4 kere 7 2 kök 7'dir. Ne isteniyordu orası? Cevap B şıkkıdır diyebiliriz. Ve devam ediyorum 40'la. Aşağıda oyun parkındaki kaydırak görseli verilmiş. BDCD yedik. Burası 2,5 metre AB BD de 1 metre. Sinüs ACB açı ACB'nin sinüsü CAB'nin sinüsünün 2 katı olduğuna göre Dc kaç santimdir diye sormuş. Şimdi ben bunu şöyle görselini çizmek istiyorum açıkçası. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve son olarak şöyle birleştirelim. Böyle bir görsel var. Hocam şurası 2.5 metreymiş. 2.5 Şurası 1 metreymiş. Burası dikmiş. Haliyle burası da diktir arkadaşlar. Daha sonrasında e, A, C, B'den bahsetmiş. Şimdi dur. Şurası A. Burası C. Burası B. Burası D. Hayda bir de şunu çizmemi istiyor A, C, göstereceksem. ACB açısı şurası, alfa. Burada beta diyelim, tamam. Diyor ki, bak şimdi, sinüs alfa eşittir CAB'nin yani beta'nın sinüsünün iki katıymış. Şöyle yazdım. Şimdi bak, ben burada iki buçuğu biliyorum. İki buçuk bölü sin alfa, tamam mı? Eşittir, eşittir. Şu kısma şuraya x diyelim, x bölü sin beta. Doğru mu? E şimdi sin alfa sin beta'nın 2 katı değil miydi? Bu bunun 2 katı. O zaman 2 katıysa burası 1,25 mi yapar? 1,25. Tamam. Bizden neresi isteniyor? DC. Yani şurası isteniyor. Bak hocam şimdi. İyi dinle. Ben gördüm. E, ee, 100 de çarp 100 olsun. 100 de çarp 125 olsun. Tamam. 5'in 25 katı, 4'ün 25 katı, 3'ün 25 katı da burasıdır 75. O halde cevap A şıkkıdır. 3, 4, 5 üçgeni vardı burada. Burası da 75 olacakmış. Devam 41 ile. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. 10, 12 burası 30 olarak yazılmış. Şunu dik indiririm hemen ben. Bak hiç daha soruyu okumadım ha. Bu diki indirdim ben hocam. Bu dik indirdikten sonra 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası 6 kök 3'tür. Burası 6, burası 10 burası 8'dir. Kosinüs pi artı a nedir? Eksi kosinüs a alfadır. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa da artı kotanjant alfadır. Şimdi kosinüs alfa. 8 bölü 10. Eksilisi eksi 8 bölü 10. Artı Kotanjant alfa o da 8 bölü 6. Şurayı 3 ile burayı 5 ile genişlet. Eksi 24 artı 40 bölü 30 bize cevabı verir. Üst taraf ek, e, artı 16. Alt tarafı 30. 2 ile e, sadeleştir 8 bölü 15 bize cevabını ta kendisini verir. Cevabımız A şıkkında verilmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 42. örnekle. Mehmet avizesine ampul takmak için ayarlanabilir bir merdiveni birinci konuma getirmiş. AB ile AC birbirine eşit. Yani bunlar eş merdivenler ve ikişer metreymiş arkadaşlar. Aradaki kalan açı da alfaymış. Yani şurası alfa. Pekala. Fakat merdiveni ampule yetişecek kadar açmadığını fark ederek alfa açısını yarıya indiriyor. Yani alfa bölü 2. Yarım açı sezdim ben burada. Burası alfa bölü 2'ymiş. Buralar yine 2. Tamam. Şimdi ne demiş? Buna göre BC bölü LM'nin karesinden Sekant kare pi bölü 4. Hayda şimdi sekant. Ya direkt sayı verseymiş keşke. Yani şurası biraz zorlama olmuş yani bence. 1 bölü kosinüs pi bölü 4'ün karesi. E, cos pi bölü 4 kök 2 bölü 4 kök 2 bölü 2 idi. Karesini alırsam ben 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. Ters çevirip çarparsam 2 gelir. Bak bu şurası 2'ymiş. Tamam güzel. Şimdi benden istenen şey bc bölü lm. bc şurası buraya A diyelim. LM'de şurası. Buraya da B diyelim. Şimdi benim elimde asla bakarsan şöyle şeklin tamamını sığdıramayacağım için şurası alfa, burası 2, burası 2, burası A. Bir de şöyle bir üçgen oluştu. Burası 2, burası 2, burası B, burası alfa bölü 2. İki tane üçgen oluştu benim tamam mı? Şimdi buradan BC'yi ve LM'yi bulmam gerekiyor. BC ve LM'yi bulmam gerekiyor ki karelerini alayım bir de iki çıkarayım hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi karesini aldığım için kosinüs söyleme aklıma gelecek. A'nın karesi de B'nin karesi lazım bana. Ee, haliyle bu gerekli. O halde gençler şöyle diyelim. A'nın karesi nasıl bulunur? Ee, 2'nin karesi 4, 2'nin karesi 4'ten toplam 8 eksi e, 2 çarpı 2 çarpı 2'den yine 8 gelir. 8 çarpı sinüs alfa. B'nin karesi de şuraya yazalım onu da. B'nin karesi de yine buradan aynı şekilde 8 eksi 8 çarpı sinüs alfa bölü 2 olur. Tamam. Şimdi bu ikisini birbirine madem oranlayacağım demek ki bu ikisini oranlayacağım. Yani 8 parantezini alırsam 1 eksi sinüs alfa. E, Kosinüs alfaydı ya. Kosinüs teoremi uygulayacağım dedim ve oralara sinüs yazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buralar kosinüs alfa. Şurası kosinüs alfa ve burası da kosinüs alfa bölü 2 olacak. Kusura bakmayın tekrardan. Şurası kosinüs alfa. Kosinüs alfa bölü alt tarafta da 8 parantezinde 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 var. Şimdi şu 1 eksi kos alfa dediğimiz kısım. 1 eksi kos alfa dediğimiz kısmı. Şu 8'ler bir gitsin. Şunu yarım açı kullanarak cos alfa bölü 2'ye getirebilirim. Nasıl getireceğim? Şimdi şöyle diyelim. Hangisini kullansak? Biri yok etsek mi mantıklı? Biri yok edersem mantıksız. Bir yok olmayacaksa mecburen cos kare eksi sin kareyi kullanacağım. Bir e, yok cos kare değil. Biri bir duracak onu da kullanmayacağım. Bir duracaksa bir eksi 2 cos kare alfa bölü 2 eksi 1'i kullanacağım. Bölü 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 dedim. Şimdi İyi dinle burayı. 1 eksi eksi 1'den 2 geldi. Art eksi 2 kos kare alfa bölü 2. 2 parantezini al bunu. 2 parantezinde 1 eksi kos kare alfa bölü 2. Ben bunu 2 kare farkından 2 parantezinde 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs alfa bölü 2 yazarım. Alt kısımda da 1 eksi kosinüs alfa bölü 2'miz vardı. Cart cart gitti. Şimdi 1 artı kosinüs alfa bölü 2 çarpı 2. 2 çarpı 1 artı kosinüs alfa bölü 2 geldi. Cevap bu olabilir ama bu da yok. Ee, şu 1'i yok edelim bu seferde. Kosinüs alfa bölü 2 ama alfa bölü 4 yok. Alfa bölü 4 yok. Ee, ne yapacağım şimdi? 2 çıkarmadım. 2 çıkarmadım. Şuradaki 2'yi unuttum. 2 çıkarmadık. Biz a, a kare bölü b kareyi bulduk. 2'yi çıkarmadık. 2 artı 2 kosinüs alfa bölü 2'den 2 çıkarırsam cart cart gitti. 2 kos alfa bölü 2. Aynen öyle. Cevap e şıkkı olacaktı. Güzel. Devam. 43. EB eksi AD 4'müş. Yani şurası x eksi 4'miymiş arkadaşlar. 6, 12. Mavi ve kırmızı boyalı bölgelerin alanları eşitmiş. Yani burası A ise burası da A'dır. E ben o zaman buraya B diyeyim. Dikkat et. Burası A artı B. Dikkat et. Burası A artı B. Şimdi o halde gençler. E, burada şuraya ortak açı deyip kosinüs teoremi değil sinüs alan teoremi uygulanabilir. Sinüs alan teoreminden şuradaki a ile b'nin toplamı bak 1 bölü 2 çarpı x artı 12 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Tamam. Üstteki a artı b yani şu ikilinin toplamı da 1 bölü 2 çarpı şurası 2 artı x yani x artı 2 şurası 12 çarpı sinüs alfa. Şimdi ben e, bu alanların birbirine eşit olduğunu bildiğimden bunları birbirine oranlarsam doğru, burası 1 gelecek. Sinüs alfalar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. burada 2 kaldı. Demek ki üst taraftaki x artı 12'miz. Şu 2'yi içeri dağıt. 2x artı 4'e eşitmiş. X'i bu tarafa aldım x. 4'ü diğer tarafa aldım 8. Bizden x soruluyordu. Biz x'i 8 bulduk. Doğru cevabımız e şıkkı olacakmış. Ve devam ediyorum 44 ile. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. 3, üç, 4 burası X. Ee, AB 3 birim tamam tamam tamam. 4 sin kare A, 3 sin kare B artı 4 sin kare C'ye eşitmiş. BC X kaç birimdir diye sormuş. Şimdi şuradaki açımız B'ydi. Buradaki açımız C idi unutmayalım. Ben burada 3 bölü sinüs C'nin 4 bölü sinüs B'ye eşit olduğunu biliyorum. O halde sinüs C'ye 3K sinüs B'ye 4K da diyebilirim tabii ki. Şimdi sinüs C'ye 3K dedik ya. Şurası ne olur o zaman? 9K kare olur. Çarparsam 36K kare gelir şurası. 36K'nın karesi. Sinüs B'ye de 4K demiştim. Karesi 16K karedir. 3 ile çarparsam 48K kare gelir. İkisini toplarsam 82 82 K kare gelir. Bu da eşittir. 4 çarpı sinüs kare a'ymış. Güzel. Şimdi e, her iki tarafı her iki tarafı dörde bölmeyelim de <laughs> 4 çarpı sin kare a 4'e bölelim. Şöyle yapalım. Şu 4 gitsin. Her iki tarafın kare kökünü alırsam eğer ben şimdi e, kök 82. Şimdi orası iki kere 41 zaten. Değil mi? 2 kere 41 k kare bölü 4 gelecek. Pekala. Bir hatamız var mı diye kontrol etmek istiyorum çünkü 41, 4, 21, 36 sayısı. Çünkü 82 yapmaz 84 yapar. Şurası 84 arkadaşlar. Şurası 84. 84'ü 4'e bölersen de 21 gelir. 21 k kare eşittir sin kare a'ymış. Tamam güzel. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kök 21 k eşittir sinüs a gelir. Tamam. Şimdi sinüs a'yı kök 21 k ile benzettik. Şimdi bizden x soruluyordu ya. Bak burası da a açısı. x bölü sinüs a eşittir. Mesela 3 bölü sinüs c. E şimdi x bölü sinüs a dediğimiz şey kök 21 k'ydı. Eşittir 3 bölü sin c dediğimiz şey de 3 k'ydı. E burada k'lar gidecektir. Doğru mu? k'lar gidecekti. E, sin c dedik. x bölü kök 21 k eşittir 3 bölü 3 k. Üçlerde gitti 1 mi kaldı? O zaman x kaçmış? Kök 21'miş. Yani cevabımız d'ymiş. Güzel. 45. Tanjantı 1 bölü 2 yapan açının tanjantı kaçtır? 1 bölü 2. Şurası da 1 bölü 2. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı nedir? 30 derece. Şimdi şurası 30 dereceymiş. Tamam yok burası 1 bölü 2. Y kaçmış? 30 derece. Şimdi burası 30 derece ise Sin 30 1 bölü 2'dir. Pi ile çarparsam pi bölü 2 gelir. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı da kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı nedir arkadaşlar? Pi bölü 3'tür. İkisini toplarsanız 5 pi bölü 6 gelir. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Devam 46. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız istemiş, istenmiş. Burası eksi kosinüs 10'dur. 180'den 10 kadar eksik. Burası eksi sinüs 30'dur. 180'den 30 fazla. Burası tanjant gençler 70'tir. 180'den 70 fazla ve 3. bölgede pozitif. Burası da kotanjant. 360'dan 60 fazla olduğu için kot 60'tır. Yani kendileri aslına bakarsan tanjant 30'dur diyebiliriz. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacaksam en büyüğün burada zaten z olduğu açık. Sonra da t'dir. Yani z t'den büyük. Z büyük t. Biz z büyük t diye başlayacağız. Neden? Çünkü bunlar zaten negatif. Ve kosinüs 10 dediğim şey aslında sinüs 80 olduğu için bunun eksilisi. Şimdi sin 80 normalde sin 30'dan daha büyük ama eksilisi olduğu için daha küçük olacak. Yani y büyük x olacak. Z, t, y, x bize cevabı verir. O halde doğru cevap e şıkkıdır. Ve artık son sayfamızdayız. Aşağıda güneşin 12 ve 14 saatlerindeki görünümüyle bu zaman e, dilimlerindeki dilimlerinde şekildeki 4 metre boyunda olan ağacın gölgeleri resmedilmiş. Şimdi ağaç 4 metreymiş arkadaşlar şurası. Hop şöyle yaptım. Burası 4 metre. Tamam. Şurası 1 metre. Ağaç yer düzleminde dik konumdadır ve ADF açısı. A, D, F. Şurası alfa. Burası kaç o zaman? 180 eksi alfa bu. Güzel. Şimdi tanjant ACB. Tanjant ACB. Şu ACB açısına beta diyelim. Şurası betadır. Tanjant ACB 4'tür. Çarpı. Karşı bölü komşudan 4 bölü 1. Kotanjant BDA. BDA. Yani kotanjant 180 eksi alfa lazım bize. Kotanjant 180 eksi alfa eksi kot alfadır. Değil mi? Ee, pekala. Pekala. Ben bunun kotanjantını nasıl hesaplarım? Hesaplamayacağım. Şuraya x diyeceğim. Burası x artı 1 gelecek. x artı 1 bölü 4. Bununla bunun çarpımı 3'müş. E o zaman 4'ler gider. x artı 1 3 ise x kaç gelir? 2. Bak burası 2'ymiş tanjant alfa soruluyor. Şimdi ben o zaman tanjant 180 eksi alfayı hesaplayayım. Tanjant 180 eksi alfa. Eşittir. Karşısı 4, komşusu 3. 4 bölü 3. E bu nedir? Eksi tanjant alfadır. Eksi tanjant alfa 4 bölü 3 ise tanjant alfa eksi 4 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani cevabımız B şıkkıdır. Devam 48'de. Tersini bul demiş. Hemen 1. 1 çıkarmış. 1 çıkar. X'e uygulanan işlemleri adım adım yazıyoruz. 2, 3'e bölmüş. Şöyle yapayım ben sana soruyu. Heh, şimdi daha iyi oldu değil mi? 1 çıkarmış. 3'e bölmüş. Sonra ark kos almış. Ark kos. Sonra 3 ile çarpmış. Sonra 2 çıkarmış. Çünkü eksi 2 eklemiş demek. 2 çıkarmış demektir. Tersten gidiyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyoruz. 2 çıkarmak yerine 2 ekliyoruz. 3 ile çarpmak yerine 3'e bölüyoruz. Ark kosinüs almak yerine kosinüs alıyoruz. Çünkü tersi bu. 3'e bölmek yerine 3 ile çarpıyoruz. 1 çıkarmak yerine 1 ekliyoruz. Ve doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Bu kadar basitti. Tamam. Ve devam. 49. örnekteyiz artık. Aşağıda bir tane büfenin gençler büfenin ABCD dikdörtgeni biçimdeki e, güneşliğinin görseli verilmiş. Şurası 1,5 metreymiş. Şurası 2 metreye 2 metre. Şuranın tamamı da 3,5 metreymiş. Tamam. EB kaç metredir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Aslında bize verilen görsel şu. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şuradan da şöyle çekmiş. Şuralar birbirine eşittir demiş. Ve 2'ye 2'dir demiş. Şurası 1,5'tur demiş. Şurası da 3,5. Şimdi ben bunların hepsini 0.5'e bölersem. 0.5'e böldüm. Bak burası 3 geldi. 0.5'e bölersem burası 4 olur. Burası 4 olur. 0.5'e bölersem burası da 7 olur. Tamam mı? Şurası da 7'ymiş. Peki. EB ee, e, soruluyor. Yani şurası soruluyor. Sorduğu yeri de şöyle morla gösterdim. X diyelim. Şimdi şurada ortak bir açı buldum. Alfa. Ben bu alfanın kosinüsünü büyük üçgenden bulurum. Kosinüs teoremiyle. 7'nin karesi 49. 3'ün karesi 9. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şimdi hocam 64'e 9 ekledim 73 geldi. 73'ü şu tarafa gönderdim eksi 24 oldu. Eksi 24 eşittir eksi 2 çarpı 3 kere 8 24'tür çarpı kosinüs alfa. Eksiler gitti 24'ler gitti. 1 bölü 2 eşittir kosinüs alfaymış. Yani alfa kaçmış 60 dereceymiş. Tamam. Şimdi o zaman küçük üçgendeyim. Burası 60 derece. Ee, x'in karesi eşittir 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2. E, ikiler gitti hocam. 16'ya 9 ekledim 25, 25'ten 12'yi çıkardım 13. X kare 13 ise X kaçtır? Kök 13'ün ta kendisidir. O halde doğru cevap da B şıkkıdır diyebiliriz. Ve artık gençler son sorumuzdayız. Mehmet öğretmen öğrencilerine öğrettiği konuyu pekiştirmeleri için aşağıdaki etkinliği hazırlamış tahtaya yazdığım ters trigonometrik ifadeler ve ifadelerin açı olarak karşılığı olan eşitliklerden kaçı doğrudur diye sormuş. Mehmet öğretmenin sorduğu sorunun cevabı kaçtır? Kaç tanesi doğrudur bu soruluyor bize. Kosinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapan açı 150 derecedir demiş. kosinüsü kök 3 bölü 2 yapan açı 30'dur. Biz negatif olduğu için eksi kök 3 bölü 2 olduğu için ikinci bölgede arayacağız. 180'den 30'u çıkardım. 150. Doğru. Tanjantı kök 3 yapan açı pi bölü 3'tür. Ama eksi kök 3 yapan açı eksi pi bölü 3'tür. Demek ki bu yanlış. Sinüsü kök 2 bölü 2 yapan açı 45'tir. Yani doğru. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı normalde 30'dur. Eksilisini düşünürsem eksi 30'dur. Bu da doğru. Tanjantı 1 yapan açı pi bölü 4'tür. Pi bölü 2 değildir. O halde 3 tanesi doğru olduğu için cevabı da 3 diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıymış. Evet gençler artık bu videomuzun ve bu testin de sonuna geldik. Sonraki videomuzda, yani ikinci bölümün birinci testinde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.